Bir Risale-i Nur dersimizde daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü dersimizde değerli Üsküdar Üniversitesi öğretim görevlimiz Selçuk Tuman hocamızla beraber Münacaat Risalesi'nden okumaya devam edeceğiz. Geçen dersimizde başlamıştık. Malumunuz hocam, münacaat dua anlamında aslında, yalvarmak, yakarmak, yakarmak dua anlamında. Özellikle bizim divan edebiyatında çok kullanılmış. Tabii normal bir alıştığımız dualardan farklı olarak önce biraz tevhidden bahsediliyor. Cenab-ı Hakk'ın şu faaliyetler yapan ya Rabbi, benim de şu isteğimi yap. Sen ki şunları yapıyorsun, her şeye kadirsin. Sen bütün noksanlıklardan münezzehsin. Senin her şeye gücün yeter. Tarzında, yani onun icraatlarına biraz böyle hatırlattıktan sonra dua yapılıyor. Yani bu tarz bir dua. Burada Üstad Bey'in zaman diğer eserlerinde olduğu gibi bu eserlerinde de tevhide daha fazla yer vermiş. Çünkü tevhid, Allah'ın varlığına, birliğine iman bu zamanın en önemli ihtiyacı, en önemli eksiğimiz. İman güçlü olursa ister istemez o ahlakına, ibadetine, hayatına da, davranışlarına da yansıyor. Onun için burada biraz daha geniş bir yer vermiş, aşağı yukarı 8-9 sayfalık bir bölüm. Sonunda da, son sayfasında da dua. Ama dua çok külli bir dua, orayı sonunda okuyacağız. Tabi bu Münacaat Risalesi, Cevşenül Kebir diye bildiğimiz, Cenab-ı Hakk'ın 1001 Esma-i Hüsna'sının sayıldığı, onlardan medet umulduğu, Hazreti Ali ve Zeynel Abidin aracılığıyla rivayet edilen, Peygamberimize ait olduğu bildirilen bir duanın, Arapça duanın adeta tefsir mahiyetinde bu, evet. Münacat. Ki bu duanın da kaynakları Ziyaddin Gümüşhane Hazretleri Mecmuatül Ahzab'da almış. Üstad Bediüzzaman da oradan almış. Duyurdu Müslümanlara, fazla bilinmiyordu. Bu tarafları sayesinde hakikaten çok külli bir dua, çok önem veriyor, çok değer veriyor Cevşenül Kebir'e. Bu Münacaat Risalesi'nde Cevşenül Kebir'in diyebiliriz ki adeta Türkçe tefsiri, açıklaması, yorumu Cenab-ı Hakk'ın icraatlarına dikkat çekiyor. Okuduğumuz baş tarafta önce semavattan başladı tefekküre. Semavatta Cenab-ı Hakk'ın yıldızları, gezegenleri çok düzenli hareket ettirdiğinden, birbirine çarpmadan, havada muallakta tuttuğundan, bir saniye bile geri kalmadığından bahsetti, onları bize hatırlattı. Bunların kendi kendine tesadüfen olamayacağını, mutlaka bir idarecilerin, bir yaratıcılarının, büyük bir kudret sahibinin, ilim, hikmet sahibinin olması icap ettiğini bize ders verdi. Ondan sonra yani cevvi, hava cevvi feza dedi, yani bizim de bugün atmosfer diye ifade ettiğimiz atmosferde olan harikalara, mucizelere dikkat çekti. Yağmurun yaratılması, bulutlar, şimşek, gök gürültüsü, bunlar tesadüfi değil. Bunların bir vazifeleri var, bir vazifedardır adeta. Önemli hikmetler için, hatta yağmur o kadar güzel hani tane tane iniyor ki hem de bitkilerin, hayvanların, insanların su ihtiyacını karşılıyor ki yağmura rahmet namı verilmiş. Tane tane inmesi, zarar vermeden yağması. Ondan sonra da artık semavattan başladık. Atmosferde biraz tefekkür ettik, gezdik. Şimdi yeryüzüne ineceğiz. Yeryüzünde neler oluyor? Evet. Dünyada neler oluyor? Şimdi de oradaki Cenab-ı Hakk'ın icraatlarından bize hatırlatmalar yapacak. Yani bunlar hep gördüğümüz şeyler ama bu gördüğümüz şeylerin Allah tarafından yapıldığını düşünmek işte tevhid oluyor, Allah'a dayandırmak. Çünkü bize mekteplerde maalesef her şey işte ya tesadüfen oluyor, ya şu sebepten, bu sebepten oluyor şeklinde hep öyle anlatıldığı için bu mantık yerleşmiş. Yani bunu düzeltmek, hayır bunlar elbette o görünüşte her şeyi Allah bir sebebe bağlamış ama o sebebi de yaratan, sebebin sonucunu da yaratan Allah'tır. Bir idarecileri var. Evet. Yani bunlara her vesileyle dikkat çekiyor. Çünkü okullarda okuduğumuz derslerden çok fazla etkilendik. Maalesef illa şu sebepten, bu sebepten oluyor mantığıyla bakıyoruz.
O bakımdan tevhide anlamak, her Allah tarafından idare edildiği mantığıyla bakmak çok önemli. İşte bunlara imanın derecesi diyoruz. Kur'an-ı Kerim bildiriyor, Allah vardır, bildir, her şeyi yaratmıştır. Yani bunun doğruluğuna, bu bilginin doğruluğuna emin olmaya biz iman diyoruz. Evet. Evet, Allah yapıyor her şeyi. Nedir? Bu da delillerle. Gördüğümüz olaylardan, hani görünenden görünmeyeni anlama metoduyla, gördüğümüz olaylardan hareketle. İşte şimdi tatmeli zaman gördüğümüz, gözümüzün önündeki olayları bize hatırlatacak. Bakın bunlar böyle 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 oluyor. Elbette ki bunların tesadüfen olması, kendi kendine olması, şu sebepten bu sebepten olması mümkün değil. Bunların arkasında bir yaratıcı var. İşte de buna dikkat çekecek. Buyurun hocam, sizden bir dinleyelim kaldığımız yerden inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ey arz ve semavatın Halık-ı Zülcelali! Senin Kur'an-ı Hakiminin talimiyle ve Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın dersiyle iman ettim ve bildim ki... Burada hocam müsaade eder misiniz? Araya girmek hoş olmuyor ama şu tabirlere dikkat çekmek istiyorum. Hani günümüzde muhakkak, de hakikaten evet, biraz ihtiyaç var. Bakın ne buyurdu girişte? Bunu birkaç yerde kullanıyor bu Münacaat Risalesi'nde. Kur'an-ı Hakiminin talimiyle ve Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın dersiyle iman ettim ki. Yani demek ki yani günümüzde bazı hocalarımız yani Kur'an bize yeter mantığıyla yaklaşıyorlar ya meseleye, başkası ihtiyaç yok. Şimdi Kur'an bir ana kitap, bizim ders kitabımız, bizim anayasamız. Ama bu kitabı bize ders verecek. Bu kitaptaki bilgilerin, hükümlerin nasıl uygulanacağını gösterecek bir rehbere, bir muallime ihtiyacımız var. Nasıl ki şimdi bir köyde, bir okul, ilkokulda çocukları sıraları oturtalım, önden öne koyalım kitapları. Hadi çocuklar okuyun, siz kitaplarınız var, okumayı da öğrendiniz. Desek öyle bir eğitim olabilir mi? İlla ki öyle bir öğretmene. Değil mi? İhtiyaç var yani bu kitapların, onlara ders verecek. Yani onun için yani Kur'an bize yeter çok eksik bir mantık, yanlış bir mantık. Kur'an'ı bize ders verecek, nasıl uygulanacağını gösterecek bir rehbere bizim ihtiyacımız var. O da Peygamberimizdir. Yani Peygamberimize şiddetle ihtiyaç var. Onun için iman esasları arasına girmiş Peygamberimizin peygamber olduğunu. Benim gibi namaz kılın, benim gibi hacı yapın, benim gibi ibadet edin, benim gibi olsun değil mi diye hepsi. Bunlar Kur'an'da var ama onun nasıl uygulanacağını o bize göstermiş. Onun için Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ders vermesine de bizim ihtiyacımız var. Senin Kur'an-ı Hakiminin talimiyle ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın dersiyle iman ettim ve bildim ki, nasıl semavat yıldızlarıyla ve cevvi feza müştemilatıyla senin vücub-ı vücuduna ve senin birliğine ve vahdetine şehadet ediyorlar. Öyle de arz bütün mahlukatıyla ve ahvaliyle senin mevcudiyetine ve vahdetine mevcudata adedince şehadetler ve işaretler ederler. Evet, zeminde hiçbir tahavvül ve ağaç ve hayvanlarında her senede urbasını değiştirmek gibi hiçbir tebeddül, cüz'i olsun, külli olsun yoktur ki, intizamiyle senin vücuduna ve vahdetine işaret etmesin. Hem hiçbir hayvan yoktur ki, zafiyet ve ihtiyacının derecesine göre verilen rahimane rızkıyla ve yaşamasına lüzumu bulunan cihazatın hakimane verilmesiyle senin varlığına ve birliğine şehadeti olmasın. Hem her baharda gözümüz önünde icat edilen nebatat ve hayvanattan hiçbir tanesi yoktur ki, sanatı acibesiyle ve latif zinetiyle ve tam temeyyüzüyle ve intizamiyle ve mevzuniyetiyle seni bildirmesin. Ve zemin yüzünü dolduran ve nebatat ve hayvanat denilen kudretinin harikaları ve mucizeleri, mahdut ve maddeleri bir ve müteşabih olan yumurta ve yumurtacıklardan ve katrelerden ve habbe ve habbeciklerden ve çekirdeklerden
yanlışsız, mükemmel, süslü, alameti farikalar olarak yaratılışları, sani hakimlerinin vücuduna ve vahdetine ve hikmetine ve hadsiz kudretine öyle bir şehadettir ki, ziyanın güneşe şehadetinden daha kuvvetli ve parlaktır. Hem hava, su, nur, ateş, toprak gibi hiçbir unsur yoktur ki, şuursuzluklarıyla beraber şuurkârâne mükemmel vazifeleri görmesiyle, basit ve istila edici, intizamsız, her yere dağılmakla beraber gayet muntazam ve mütenevvi meyveleri ve mahsulleri hazine-i gaybtan getirmesiyle senin birliğine ve varlığına şehadeti bulunmasın. Yani ne güzel bak, genel bir hatırlatma yaptı bize. Bitkiler, değil mi? Her biri süslü yaratılıyor. Yaprağıyla, çiçeğiyle, güzel renkleriyle, bitkilerin evet. Ölçülü yaratılıyor, hikmetli yaratılıyor. Bir de birçoğunun faydası var. Yani meyvelerin, çiçeklerin mesela bu ileride meyve olacak gibi. Yani hepsi birbiriyle münasebetler. Onların döllenmesi için o çiçeklerin, değil mi? Böcekler, arılar ya rüzgar gibi onlar da yine onlara yardım ediyor adeta. Bir yardımlaşma var. Yine hayvanlar yine aynı şekilde. Birçok hayvan mesela kuşlar olsun, diğer böcekler olsun. Birbirine benzeyen yumurtalardan yaratılıyor. Yumurta çoğu birbirine benzer. Evet. Dünyanın her yerinde aynı. Yani buradaki bir tavuk yumurtasından da, değil mi? Kuluçkaya yatırdığınız zaman civciv çıkıyor. Güney Amerika'dan da, bilmem Avustralya'da da hepsi. Demek ki her yere hükmeden bir kudret sahibi var. Buradaki tavuk nereden bilsin yani Amerika'daki veyahut da Avustralya'daki, Güney Amerika'daki, Güney Afrika'daki bir tavukla haberleşecek mi? Aynı yapalım ha, insanlar şaşırmasın. Değil mi? Ördek yumurtası, şey yumurtası çok ince fark vardır aralarında tavuk yumurtası. Ama birinden ördek, öbüründen tavuk çıkıyor. Demek ki bir kudret sahibi, bir ilim sahibi onun içine ördek programını, onun içerisine tavuk programını yerleştirmiş. Bir mucize yani. Tavuğun hiçbir şey yaptığı yok. Sadece sıcak tutuyor onu üzerine yatarak. Tamamen orada bir yaratma olduğu kesin. Bir canlı ya, bir şeyin içerisinde bir canlı 20 gün boyunca değil mi orada yaşıyor. Onun havasıyla, rızkıyla, ihtiyacıyla hepsi öyle düşünülmüş. Bir bakıyorsun ki böyle yavru çıktığı zaman öyle bir diyorsun ki ya bir kudret mucizesi şu gözleriyle, sevimliliğiyle, ayaklarıyla, kanatlarıyla, gagasıyla yani canlı, hareketli. Yani bunu kendi kendine olduğunu yapmak mümkün değil. Bir bakıyorsun ki bir ressam çiçekleri işte koymuş bir vazoya, onun bir resmini yapmış. Ya diyorsun ne kadar güzel yapmış ya, kim yapmış diye, hangi ressam evet. yapmış diye de onun tablosuna büyük paralar veriliyor bazen meşhur bir ressamsa asıyoruz. Şimdi gerçek çiçeğin taklidini, resmini yapan ressamı kabul ediyorsun, o tabloyu bir ressam yapmıştır. Aslında ne kadar yeri? Aslına, değil mi? Aslına da elbette ki bir yaratıcısı evet. var. Kendi kendine, aslı ondan daha mükemmel, daha harika. O onun taklidini yapmış. Yani biz gerek bitkilerde olsun, gerek hayvanlarda, insanda, yani görünüşteki sanatlı oluşunun, güzelliğinin yanında bir de onda duygular var. Değil mi? Canlılık var, hareket var, ruh var. Hayvanlarda olsun, insanlarda olsun manevi yönü var. Şimdi elbette ki nereden baksan kendi kendine olması mümkün değil. Elbette ki yeryüzündeki bütün bu bitkiler olsun, hayvanlar olsun, bu intizamlı halleriyle, ölçülü halleriyle, su, tur, toprak, hepsi bunlar. Orada onun üzerlerinde yaratılanlar elbette ki ve yeryüzünün her tarafında aynı olması, yani bu da ayrı bir şey. Demek ki her yere hükmeden bir ilim ve kudret sahibi tarafından yaratılıyor. Kendi kendine olması mümkün değil. Bunları böyle nefsimize hatırlatıp o okullarda okuduğumuz o hani sebepler perdesine biraz çekmek lazım. Evet. O perdenin arkasında Allah'ın yaratıcılığını hakiki. Düşünmemiz, görmemiz, kabullenmemiz lazım. Basar diyor, sani görür, basiret
basar sanatı görür ama basiret sani, yani sanatkarı görmezse pek acip ve çirkin düşer diyor bir başka ya da Bediüzzaman. Yani çirkin olmakla birlikte hem de çok tuhaf, anlaşılmaz bir haldir yani böyle bir yani elbette durum. Yani burada demek ki akıl yürütme dediğimiz mantıkta bir yol var değil mi? Mantık bir akıl yürütme yoludur. Matematik bir akıl yürütme yoludur. Evet. Denklemlerde iki tane bilinen verilir ve bir üçüncü bilinmeyeni biz onunla da şu şöyle olursa bu da böyle olur, öyleyse bu sonuç böyle çıkar. Yani gördük mü bunu? Akıl yürütme yoluyla öyle bir sonuca çıktık. Uzay geometri dediğimiz astronomi ilmi genelde hep böyle birçok ilimdeki birçok şeyde akıl yürütme yoluyla bulunur. Yani gördüğümüz şeylerden hareketle, basiretimizle değil mi? Elbette ki bunun bir sanatkarı, bir yaratıcısı vardır, olmalıdır. Kendi kendine olması mümkün değildir diyebilmeliyiz. Akıllı olmak, düşünmek bunu gerektirir. Evet. Niye görmüyorum, öyleyse kabul etmem. Yani ben şimdi şu masanın bir marangoz tarafından yapıldığını değil mi? Aklım kabul ediyor. Herkes bunu söyler. Kimse yok canım tahtalar kendinden olmuştur diyemez. Görmüyorum hani bu şey yok nerede? Görmüyorum öyleyse kabul etmem bu masa kendiliğinden yapıldı. Böyle bir mantık olabilir mi? Orada bir sanat varsa onun bir sanatkarı vardır. Evet. Bir faydalı yapılış varsa, düşünülerek yapılış varsa orada hikmetli bir akıl ve irade vardır bunun arkasında dememiz lazım. Aklın gereği bu. Akıl bunun için verilmiş. Düşünelim, doğruları bulalım, hakikati bulalım diye. Evet. Evet. Buyurun. Bir yerde diyor, her şeyi diyor maddede arayanların akılları gözlerindedir. Göz ise maneviyatta kördür. İşte bu şeyi hep böyle maddede arama şeyi verildiği için bize bakış açısı gözlüğü. Zatları Sarayı Nur'da biraz bazılarını bunu fazla bulabiliyor. Ya zaten inanıyoruz da ama hala kurtulamıyoruz. Tekrar. Yani şeyin bir fıkrası anlatır Nasrettin Hoca'ya. Yani işte jandarma ararken büyük bir şey bulmuşlar, kama, eskilerin kama dedikleri büyük bir bıçak. Hocam bu ne? Ondan sonra ya ben demiş kitap yazıyorum da bazen yanlışlar oluyor, onu şey yapıyorum, bundan kazıyorum. Ya küçük bıçakı da yeter, koskoca bıçağın oluyor. Ya bazen öyle yanlışlarımız oluyor ki bu bile yetmiyor demiş. Yani öyle yanlışlarımız var ki bu şey meselesinde, tevhid meselesinde. Onun için o yanlışı kazımak için çok fazla çok delile ihtiyaç var. Hele böyle bir asırda böyle çok kuvvetli ameliyatı cerrahiyeler yani gerekiyor. Yüzlerce yani delile bürhana tekrar okumaya. Yani la ilahe illallah diyerek imanınızı yenileyin. Sadece Şerif'te buyurmuş. La ilahe illallah hakikatını yani hatırlayın. Sadece ifadeyle kalmayın. Bunun manasını da sık sık hatırlayın. İmanınızı yenileyin, ihtiyaç var. Evet. Tefekkür tavsiye edilmiş. Bir saat tefekkür, bir sene nafile ibadet kadar sevaptır diye buyurmuş hadis-i şeriflerde. Yani şimdi bunları düşüne, konuşa, tekrar ede, adeta hani dün akşam da yine online dersimizde arkadaşlarla okuyorduk. 9. mektup olacak herhalde. Yani İman hakikatlerinin aksine zıttını bir an bile düşünemiyorum bana diyor. Çok ters geliyor diyor. Ehl-i Dalalet'i çok şey görüyorum diyor. Yani buna inanmayanları çok eblah görüyorum. Hani nasıl kabul etmezler bunu diyor. Öyle güzel şey yapmış ki. Bir an bile aksini düşünemiyorum yani Allah'ın dışında. Nasıl olabilir bunlar kendi kendine diye. Böyle hayret ediyorum onlara. Niye? Çünkü o sürekli bu hakikatları hep tekrar ede alemine yerleştirmiş, hiç ihtimal dahilinde bile göremiyor. Evet. Biz de bunları tekrar ede alemimize bu tevhid meselesini yerleştirmemiz lazım. Marifetullah'ı yerleştirmemiz lazım. Evet, kusura bakmayın. Buyurun. Ey Fatır-ı Kadir, ey Fettah-ı Allam, ey Faal-i Hallak, nasıl arz bütün sekenesiyle Halık'ının vacibül vücud olduğuna şehadet eder? Öyle de senin ey Vahid-i Ehad, ey Hannan-ı Mennan, ey Vehhab-ı Rezzak, vahdetine ve ehadiyetine yüzündeki sikkesiyle
ve sekenesinin yüzlerindeki sikkeleriyle ve birlik ve beraberlik ve birbiri içine girmek ve birbirine yardım etmek ve onlara bakan rububiyet isimlerinin ve fiillerinin bir olmak cihetinde bedahet derecesinde senin vahdetine ve ehadiyetine şehadet, belki mevcudat adedince şehadetler eder. Hem nasıl zemin bir ordugah, bir meşher, bir talimgah vaziyetiyle ve nebatat ve hayvanat fırkalarında bulunan 400 bin muhtelif milletlerin ayrı ayrı cihazatları muntazaman verilmesiyle senin rububiyetinin haşmetine ve kudretinin her şeye yetişmesine delalet eder. Öyle de hadsiz bütün zihayatın ayrı ayrı rızıkları vakti vaktine kuru ve basit bir topraktan rahimane, kerimane verilmesiyle ve hadsiz o efradın kemal-i musahhariyetle evamir-i Rabbaniye'ye itaatleri, rahmetinin her şeye şümulünü ve hakimiyetinin her şeye ihatasını gösteriyor. Hem zeminde değişmekte bulunan mahlukat kafilelerinin sevk ve idareleri, mevt ve hayat münavebeleri ve hayvan ve nebatatın idare ve tedbirleri dahi her şeye taalluk eden bir ilim ile ve her şeye de hükmeden nihayetsiz bir hikmetle olabilmesi senin ihata-i ilmine ve hikmetine delalet eder. Hem zeminde kısa bir zamanda hadsiz vazifeler gören ve hadsiz bir zaman yaşayacak gibi istidat ve manevi cihazat ile teçhiz edilen ve zemin mevcudatına tasarruf eden insan için bu talimgah-ı dünyada ve bu muvakkat ordugah-ı zeminde ve bu muvakkat meşherde bu kadar ehemmiyet, bu hadsiz masraf, bu nihayetsiz tecelliyat-ı rububiyet, bu hadsiz hitabat-ı sübhaniye ve bu gayetsiz ihsanat-ı ilahiye elbette ve herhalde bu kısacık ve hüzünlü ömre ve bu karışık, kederli hayata, bu belalı ve fani dünyaya sığışmaz. Ya. Belki de bitirir bu ifadeyle. Belki ancak başka ve ebedi bir ömür ve baki bir dar-ı saadet için olabildiği cihetinden alem-i bekada bulunan ihsanat-ı uhreviyeye işaret belki şehadet eder. Ya. Yani o kadar güzel bir şey içerisinde, üslup içerisinde anlatıyor ki önce büyük bahtı semavattan başladı, ondan sonra atmosferdeki mucizeleri anlattı, ondan sonra genel bir yeryüzüne bir bakış, şöyle bir nazar gezdi. Ondan sonra artık biraz daha böyle bizim dikkatimizi çekmeyi, evet, özelden, gördüklerimizden misaller vermeye başladı. Yani bunlara mesela ehad ve vahid isimlerinin, ehadiyet ve vahidiyet tecellisi diyor, diye tefsir ediyor. İkisi de Allah'ın bir oluşu. Ama biri bütün kainattaki her şeyi yaratan Allah'tır, değil mi? Hadiyet mi diyoruz buna, her şeyi yaratması? Bir de tek tek, yani yeryüzündeki bütün bitkileri yaratan da Allah'tır. Ama bir gülü yaratan, bir menekşeyi yaratan, bir papatyayı yaratan da Allah'tır diye. Yani bir de o tek tek şeylerde de mucizelikler var. Burada yavaş yavaş artık yeryüzündeki mesela bitkilere dikkat çekmeye başladı. Bu kitabın yazıldığı sırada tür olarak, yani bitki türleri olarak, bitki ve hayvan türleri olarak 400 bin tür fen kitaplarında varmış. Şimdi yeni yeni buluş keşiflerle bu sayı daha da arttı diyorlar. 1 milyonu buldu deniyor. Yani biz 400 bin üzerinden gidelim. Yani 400 bin muhtelif milletlerden oluşan bir ordu farz etsek. De bu ordunun elbiseleri ayrı, eğitimleri ayrı, silahları ayrı, askere alınış ve terhis ediliş süreleri farklı. Bütün bu farklılıklar içerisinde hiçbir karışıklık olmasa deriz ki ya burada ne mükemmel bir yönetim var. Ne mükemmel idare ediyor bu komandan. Hiçbir şey şaşırmıyor. Ne güzel bir düzen, sistem kurulmuş. Yani şimdi yeryüzünde bitkilerden ve hayvanlardan oluşan işte böyle 400 bin deniyor. Tür. O da o türlerin içerisinde de at cinsleri var yine. Evet. Yani 400 bin tür canlının
yiyeceklere ayrı. Yani hayvanlarda daha bu bariz, et yiyenler var, ot yiyenler var. Denizlerde yaşayan var, havada yaşayan var, karada yaşayan var. Elbiselere ayrı, değil mi? Silahlara ayrı, yaşadıkları süreler ayrı. Yani teröristler farklı. Bu farklılıklar içerisinde hiçbir karışıklık yok. Her şey düzenli yürüyor. Yani bu sene elma ağacından yanlışlıkla armut çıktı diye hiçbir öyle bir şey duymadık. Yani hiçbir düzensizlik, hiçbir karışıklık yok. Öyleyse bu düzeni bir yöneten var, bir idare eden var, kendi kendine olması, tesadüfen olması mümkün değil. Yani bu sergilerde, bu geçici ordugâhta bu kadar Allah masraf yaptırıyor. Her baharda yeniden yaratıyor. Birçok şeyleri sonbaharda o sinekleri, küçük böcekleri öldürüp yumurtalarından baharda yeniden yaratıyor. Bütün bitkilerden birçoğunu yine sonbaharda öldürüyor, tohumlarından, köklerinden. İlkbaharda yeniden yaratıyor. Sergiler açıyor gözümüzün önüne. Güzellikleri sergiliyor. Esmasının tecellilerini bize gösteriyor. Şimdi insan da bunu anlasın, takdir etsin, değil mi? Şükretsin, Allah'ın büyüklüğünü kabul etsin diye. Şimdi bütün bunlar elbette ki bir anlamı var. Hemen ahirete bağladı elbette ki. Bu sergiler bir buraya sığmaz, sadece dünya için değil bunlar. Bunların sonuçları, neticeleri ahirette alınacak diye oraya da bağırıyor. Baki bir alemde buraya oraya işaret ediyor da. Bunlar numune, bu güzellikler burada numune, bu asıllarını. Asıllarına bizi davet ediyor, evet. Asıllarını biz cennette göreceğiz, tadacağız diye onlara da işaret var. Evet. Ey Halık-ı külli şey, zeminin bütün mahlukatı senin mülkünde, senin arzında, senin havl ve kuvvetinle ve senin kudretin ve iradetin ile ve ilmin ve hikmetin ile idare olunuyorlar ve musahhardırlar. Ve zemin yüzünde faaliyeti müşahede edilen bir rububiyet öyle ihata ve şumul gösteriyor ve onun idaresi ve tedbiri ve terbiyesi öyle mükemmel ve öyle hassastır. Ve her taraftaki icraatı öyle birlik ve beraberlik ve benzemeklik içindedir ki tecezzi kabul etmeyen bir kül ve inkısamı imkansız bulunan bir külli hükmünde bir tasarruf, bir rububiyet olduğunu bildiriyor. Hem zemin bütün sekenesiyle beraber, lisanı kalden daha zahir, hadsiz lisanlarla Halık'ını takdis ve tesbih ve nihayetsiz nimetlerinin lisanı halleriyle Rezzak-ı Zülcelal'in hamd ve methü senasını ediyorlar. Yani demek ki yeryüzündeki bütün bu anlatılan faaliyetler gösteriyor ki bir rububiyet var. Evet. Yani bir kontrol altında bunlar idare ediliyor. Yani bir Allah bir kontrol etmese deniyor ki yani sinek o kadar fazla ürüyor ki ama bir taraftan da Allah değil mi kontrol ediyor bu üremeyi. Çok fazla da dünyayı yaşanmaz hale de getirmeyin. Evet. Yani her ismi Kuddüs cilvesi de tabii çalışıyor. Çalışıyor yani biz kontrolde tutuyor bu şeyi. Evet. Bir kısmı diğer şeylere rızık oluyor. Kuşlara, diğer canlılara. Evet. Denizlerde öyle canlılar varmış ki 1 milyon üzerinde yumurta. Şimdi o 1 milyon yumurta değil mi? Hepsi yaşasa düşün denizler artık yaşanmaz hale gelir ama büyük bir kısmını diğer şeylere rızık yapıyor Allah. Evet. Denizlerdeki o rububiyet, o şumul, o mükemmellik korunuyor. Ya birbirine benzeyen şeyler var, o benzemeklik de korunuyor dünyanın her tarafında. Birlik var, beraberlik var, hepsinde aynılık var. Yani buradaki menekşeyle değil mi, Avustralya'daki menekşe var, birbirine benziyor, evet. Tavuk birbirine benziyor. Yani bütün bunlar ve şeyi mümkün değil diyor, inkisamı, tecezzisi mümkün değil. Yani aşağı buradaki tavuğu Allah yaptı da oradakini başkası yaptı diyemeyiz çünkü biz
Birlik var, bezmeklik var, beraberlik var. Hepsinde bir sanat var. Yani Tabiat Risalesi'nde bir ifade dikkatimi çekmişti. Diyor ki, her mevcut yeniden yaratılıyor ve sanatlı yaratılıyor. Şimdi bakın, şimdi evrimciler ne diyorlar? İşte bilmem birkaç milyon yıl önce işte tesadüfen bir şey oluştu. Şartlar oluştu, bir hücre oldu, o hücre bölündü, çoğaldı, türler oluştu, bilmem ne. Ya şimdi o 1 milyon yıl önce oluşan o canlı yaşıyor mu bugün? Değil mi? Bu yaşasa desin ki bu işte hadi bir belki bir mantığın olur ama gözümüzün önünde yeniden bir yaratılma var. Her bahar mevsiminde yeniden bir yaratılma var ve sanatlı yaratılıyor her seferinde. Yani bugünkü gördüğümüz bir kanarya, bir bülbül, bir kuş yani milyon senedir yaşamıyor ki evrim geçirdi de böyle oldu. Ve yumurtadan çıkıyor sanatlı, tavuk cimcimi yumurtadan çıkıyor, sanatlı yaratılma var. Demek ki bu evrimi buradan çürüten bir şey yani. Bir sanatlı yaratan gözümüzün önünde ve dünyanın her tarafında aynı. Demek ki her tarafa sözü geçen, gücü yeten, ilmi her şeyi kuşatmış, kudrete her şeyi kuşatmış bir yaratıcı var. Hepsinin rızıklarını gönderiyor, hiçbirine şey bırakmıyor. Bunlar gösteriyor ki, İşte bizim de bunları şey yapınca namaz içerisinde söyledim işte Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekberleri. İşte bu manaları da biraz hayalen hatırlayıp Allah'ım sen çok mükemmel yaratıyorsun, eksiksiz yaratıyorsun, noksansız yaratıyorsun. Allah'ım bizim bütün ihtiyaçlarımızı gözeterek yaratıyorsun. Hamdolsun sana, Subhanallah sana. Ne kadar büyüksün Allah'ım, her şeye gücün yetiyor, bütün yeryüzündeki her şeyi aynı şekilde yaratıyorsun. Sen ne büyüksün Allah'ım değil mi? Allahu Ekberler. Bu manaları işte hayalen düşünerek de daha anlamlı söylemeliyiz. Evet. Buyurun. Ey şiddeti zuhurundan gizlenmiş ve ey azameti kibriyasından istitar etmiş olan Zat-ı Akdes. Zeminin bütün takdisat ve tesbihatiyle seni kusurdan, acizden, şerikten, takdis ve bütün tahmidat ve senalarıyla sana hamd ve şükrederim. Ey Rabbül Berri vel Bahr, Kur'an'ın dersiyle ve Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın talimiyle anladım ki nasıl gökler ve feza ve zemin senin birliğine ve varlığına şehadet ederler. Öyle de bahirler, nehirler ve çeşmeler ve ırmaklar senin vücubu vücuduna ve vahdetine bedahat derecesinde şehadet ederler. Evet, bu dünyamızın menba acayip, buhar kazanları hükmünde olan denizlerde hiçbir mevcut, hatta hiçbir katre su yoktur ki, vücudu ile, intizamı ile, menfaati ile ve vaziyeti ile Halık'ını bildirmesin. Ve basit bir kumda ve basit bir suda rızıkları mükemmel bir surette verilen garip mahluklardan ve hilkatları gayet muntazam hayvanat-ı bahriyeden, hususan bir tanesi, 1 milyon yumurtacıkları ile denizleri şenlendiren balıklardan hiçbirisi yoktur ki, hilkatiyle ve vazifesiyle ve idare ve iaşesiyle ve tedbir ve terbiyesiyle yaratanına işaret ve rezzakına şehadet etmesin. Hem denizde kıymetler hasiyetli, ziynetli cevherlerden hiçbirisi yoktur ki, güzel hilkatiyle ve cazibedar fıtratıyla ve menfaatli hasiyetiyle seni tanımasın, bildirmesin. Evet, onlar birer birer şehadet ettikleri gibi, heyet-i mecmuasıyla beraberlik ve birbiri içinde karışmak ve sikke-i hılkatte birlik ve icatça gayet kolay ve efratça gayet çokluk noktalarından senin vahdetine şehadet ettikleri gibi, arzı toprağıyla beraber bu küreyi arzı kuşatan muhit denizlerini muallakta durdurmak ve dökmeden ve dağıtmadan güneşin etrafında gezdirmek ve toprağı istila ettirmemek ve basit kumundan ve suyundan mütenevvi ve muntazam hayvanatını ve cevherlerini halk etmek ve erzak ve sair umurlarını külli ve tam bir surette idare etmek ve tedbirlerini görmek
ve yüzünde bulunmak lazım gelen hadsiz cenazelerinden hiçbirisi bulunmamak noktalarından. Az evvel sizin nazara verdiğiniz nokta. Evet, denizlerin yüzünde bulunmak lazım gelen hadsiz cenazelerinden hiçbirisi bulunmamak noktalarından senin varlığına ve vacibül vücud olduğuna mevcudata adedince işaretler ederek şehadet eder. Ve senin saltanat-ı rububiyetinin haşmetine ve her şeye muhit olan kudretinin azametine pek zahir delalet ettikleri gibi göklerin fevkindeki gayet büyük ve muntazam yıldızlardan ta denizlerin dibinde bulunan gayet küçücük ve intizamla iaşe edilen balıklara kadar her şeye yetişen ve hükmeden rahmetinin ve hakimiyetinin hadsiz genişliklerine delalet ve intizamatıyla ve faideleriyle ve hikmetleriyle ve mizan ve mevzuniyetleriyle senin her şeye muhit ilmine ve her şeye şamil hikmetine işaret ederler. Ve senin bu misafirhane-i dünyada yolcular için böyle rahmet havuzları bulunması ve insanın seyri seyahatına ve gemisine ve istifadesine musahhar olması işaret eder ki, yolda yapılmış bir handa bir gece misafirlerine bu kadar deniz hediyeleriyle ikram eden zat, elbette makarr-ı saltanat-ı ebediyesinde öyle ebedi rahmet denizleri bulundurmuş ki, bunlar onların fani ve küçük numuneleridirler. İşte denizlerin böyle gayet harika bir tarzda arzın etrafında vaziyeti acibesiyle bulunması ve denizlerin mahlukatı dahi gayet muntazam idare ve terbiye edilmesi bilbedahe gösterir ki yalnız senin kuvvetin ve kudretin ile ve senin irade ve tedbirin ile senin mülkünde senin emrine musahhardırlar. Ve lisan-ı halleriyle Halık'ını takdis edip Allahu Ekber derler. Yani baştan beri bakın önce semavattan başladı, atmosferden örnekle verdi, yeryüzünden örnekle verdi. Şimdi biraz daha şeyi anlayabilirim diye küçülttü. Bir de denizlerden, yeryüzündeki denizlerde de mükemmel bir düzen var. Denizlerde karalardan çok daha birkaç kat fazla canlı yaşadığını söylüyorlar bilim adamları. Yani şimdi bu kadar farklı türde canlının ihtiyaçları karşılanıyor bakın orada. Yani suyun içerisinde bir şekilde Allah bir düzen kurmuş. Onların ihtiyaçları, rızık ihtiyaçları karşılanıyor. Bu basit bir olay değil. Şunu yedi, bunu yedi. Onun fazla yaratmak suretiyle, onlara etçil, etobur yaratmak suretiyle değil mi? Bir düzen var. Rızıkları düzenli bir şekilde veriliyor. Ve denizler sonra öyle mükemmel bir şey ki basit bir olay değil. Dörtte üçü denizlerden oluşuyor değil mi? Karalardan daha fazla. Yani çok da hızlı hareket ediyor dünyamız. Yani saniyede değil mi? 30 kilometrelik bir hızdan bahsediliyor. Şimdi bu hızlı hareketine rağmen değil mi? Denizlerde bir çalkalanma, bir dökülme, dağılma, taşıp da karaları kaplama. İstila etmesi çok mümkün değil. Nadiren o da belki ibret için yani o tsunami dediğimiz olaylarda. Gel git dediğimiz olaylarda bak. Böyle de yapabilirim. Böyle de yapabilir. Tedbir almasak bak denizler karaları işgal eder. Sizi yaşanmaz hale evlerinizde huzursuz edebilir. Evlerinize su basabilir. Yani nehirler yine aynı şekilde. Değil mi? O karaların içerisinde ki canlılara su, bitkilere su şeyine nehirler aracılığıyla şey yapıyor. Ulaştırıyor ırmaklar aynı şekilde. Yani insanların ayağına kadar. Yani denizlerde mesela öyle bir güzel düzen kurmuş ki Cenab-ı Hak o suyu önce buharlaştırıyor. Denizler tuzlu normalde değil mi? Tuzunu ayrıştırıyor. Biz bugün hani deniz suyundan acaba ya bu şehirlerin hani su ihtiyacını karşılayabilir miyiz diye düşünüyor. Çok pahalı sistemler olduğu söyleniyor. Cenab-ı Hak bakın denizin tuzunu ayırıyor. Tertemiz sadece su kısmını yukarı yükseltiyor. Havadan bize yağmuru gönderiyor. Ne kadar mükemmel bir düzen, ne kadar mükemmel bir sistem ya.
Yani basit bir şey değil. Yani buharlaşma oluyor da yukarı çıkıyor da soğuk hava tabakasına denk geliyor, yağmur oluyor, geliyor. Yani sadece bu kadar basit değil. Şu anda diyelim ki kuzey yarımkürede kış. Buharlaşma fazla yok. Ama bak yağmur yağıyor. Allah öyle bir düzen kurmuş ki yani güney yarımkürede buharlaşan, yükselen o yağmurlar rüzgarla değil, bu tarafa aktarıyor havadan milyonlarca ton yani suyu bu tarafa aktarıyor. Yani bir şeye göre, bir bilim adamının tespitine göre yani atmosferde dönüyor bir okyanus şeyi kadar diyor su var. Yani o su bahar şeklinde öyle bekliyor, emir bekliyor, bir kumandan emrini bekler gibi. Ne zaman nereye inmesi gerekiyorsa oraya iniyor, bütün canlıların ihtiyacını karşılıyor. Yani bu yine mesela suya, denize, değil mi? Su bir basınç şeyi vermiş, basınç gücü kuvveti vermiş. O basınç kaldırma kuvveti vermiş. O kaldırma kuvveti sayesinde de nakliyede işimize yarıyor. Değil mi? Bir de böyle bir şey var. Bir peygamber aracılığıyla denizlerde gemiler yapıp yüzüleceğini bize ilham etmiş, öğretmiş. Yani nereden baksan bunlar bile kendi kendine tesadüf değil. Burada da bir arzın dünyanın etrafında bu harika bir tarzda bu denizlerin böyle tutulması, taşmaması, bize zarar vermemesi, canlıların bütün ihtiyaçlarının karşılanması Allah'ın varlığını, birliğini elbette ki bize ders veren, ispat eden önemli birer ders. Evet, zamanımız yine doldu, güzel güzel gidiyordu ama ekleyeceğiniz var mıydı aslında? Biz şey yaptık, kusura bakmayın. Estağfurullah hocam. Estağfurullah. Evet, yani demek ki dünyadaki işte gemilere de bir aynı zamanda bir şey değil mi? Ulaşımada bir faydası var. Faydalarından birisi de denizlerimizin bu. Çok uzak mesafelere denizden. Şimdi en ucuz. Ve çok daha ucuz. En ucuz yol diyorlar. Bir tane gemi şey yap, liman yap, sevk tamam. Evet. Güzel tarafı yok. Ne kadar koskoca binlerce ton gemileri kaldıracak bir şey vermiş Allah oraya. Kaldırma kuvveti vermiş. Ve bunlar bizim işimize yarıyor. Bunların hiçbirisi kendi kendine değil, tesadüfü değil, elbette ki bir idarecileri var. Biz aynen. O idareciyi, değil mi, Allah olduğunu, bir olduğunu, tek elden çıktığını, bütün bunların şu 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 sebeplerden olmadığını kabul edip ona tesbih etmeliyiz, ona hamd etmeliyiz, şükretmeliyiz, onun büyüklüğü karşısında Allahu Ekber deyip secde etmeliyiz. Namazın şeyi de budur yani, değil mi? Önemli bir azametine karşı. Büyüklüğü karşısında eğiliyoruz, secde ediyoruz, Allahu Ekber diyoruz. Evet, değerli hocam, burada ara verelim zamanımız. Duayı okumuyoruz sanırım, vaktimizde kalmadığı şey için. Sonunda şey yaparız artık, peki her abi. Seferinde gerek yok. Peki. Yani dedik ya işte tevhide ağırlık veriyor, sonunda da bir sayfalık da bir dua kısmı var onu. Daha sonraki, herhalde bir iki derse bitiririz inşallah. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. İnşallah tekrar İnşallah. Daha sonraki derslerimizde sizi görüp hocam, güzel sesinizden, yumuşak sesinizden böyle dersleri dinlemek İnşallah. İsteriz. Ağzınıza sağlık. Değerli Risale-i Nur dersleri seyircileri, bir dersimizin daha sonuna geldik. Başka bir dersimizde tekrar buluşmak niyetiyle Allah'a emanet olunuz.